Merhaba sevgili podcast dinleyicileri, Türkiye'nin en aktif, en dinamik, en böyle içi zengin podcast kanalına hoş geldiniz. Tekrar merhaba, bir podcast'te daha beraberiz. Bugünkü konum maalesef yine Instagram ve Facebook. Geçenlerde de dile getirmiştim ama bakın yani konuşulmayacak gibi değil. 2,5 ay oldu benim hesabım çalınalı. 25 Mart gecesi çalınmıştı. Yapmadığım şey kalmadı. Yapmadığım şaklabanlık, yapmadığım elime kimlik mi koyup resim çek. Çektirmedim, pasaport mu koyup çektirtmedim, onlardan gelen kodu koyup mu çektirtmedim, böyle güvercin gibi geceliğin bir şey atlıyorlar bilmem ne, uyku sersemi resim çekiyorum yolluyorum falan filan, neyse tam bir şaklabanlık. Bunları yolluyorsun, bir cevap geliyor Instagram ve Facebook'tan, bunların da hepsi robot, size daha güvenmiyoruz bilmem ne de yapın, o bilmem neyi de yapıyorsun. Bu sefer başka bir cevap geliyor. Yine size güvenmiyoruz. Yine güvenmiyoruz. Ha, güvenmiyor. O güvenmediği sırada neler oluyor biliyor musunuz? İnanın 100 bin TL'ye yakın sırf benim hesabımdan insanlar dolandırıldı. Çünkü öyle ki direct message'dan bir şey yazıyor, bir şey paylaşıyor. Diyor ki işte ben 3 bin lira yatırdım, 78 bin lira kazandım diye sahte bir dekont düzenliyor. E tabi buna inananlar da oluyor. Bir de yazıyor Sermet bu güvenilir mi diye. O benim adıma cevap veriyor. Çok güvenilir abi, mutlaka yatır para, bak ben müthiş kazandım falan filan. Ha, benim janrım değil, ben niye kazandım parayı zaten Instagram'da afişe edeyim. Neyse böyle bir sürü insan dolandırdığı gibi beni de ne kadar zor durumda bırakıyor düşünün yani. Savcılığa falan vermesem ayıkla pirincin taşını ve sıfır muhatap muhabbet diyorum. Neden burada Erdoğan'a katılıyorum diyorum. Çünkü o bu sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de bir temsilcilik açmasını çok savundu. Hakikaten de böyle bir başıboşluk yok. Mevlam çayıra. Yani istediğini yaz et ama bir tane muhatap bulama. Yani benim eğer eşim dostum olmasaydı, yurt dışından Facebook yöneticilerini bulmasaydım, Instagram hesabımı kurtarmam söz konusu olamazdı. Ve bu rezalet devam ederdi. Ya öyle ki mesela yemek yiyorsunuz, uykuda uyuyorsunuz falan, çart diye bir anda telefonlarınız çalmaya başlıyor. Sermet yine senin hackerlar başladı bombardımana diye. Sürekli şey atıyorlar. Dekont. Şu kadar yolladım, bu kadar kazandım falan. Yani strese bakın. Hani ev, diyorum ya evinize hırsız girmiş gibi diye. Ya evinize hırsız bile girse girip çıkıyor. Bu her an hırsız. Yani hiç olmadığı bir anda sizin adınıza bir şeyler çevirebiliyor. Neyse gerçek bir travma yapmıştı bende. Allah'tan ismini vermeyeceğim ama ya da vereyim ya. Saadettin Saran eksik olmasın. Bir iki tanıdığı var. Onun sayesinde Instagram hesabımı kurtarabildim. Bakın bu o kadar da basit bir şey ki. Bir e-mail'e bakıyor ya. Yani şuna bağlayacağım. Bir muhatap olsa cırt diye çözülecek iş. Çünkü bir Instagram'dan bir e-mail geldi. Hesabınızın güvenli ellerde olmadığını düşünüyoruz. Yeni bir şifre girer misiniz? Bakın bütün mesele bu. Ben 2,5 aydır savcılıklar, karakollar, onlar bunlar uğraşıyorum. Bir muhatap bulamadığım için hiçbir bir gelişmede bulunamıyordum. Yani o yüzden bu robotların gerçekten kalkması lazım. Gerçekten Erdoğan'ın dediği gibi bir temsilcilik açmaları lazım bunların burada. Bunun üzerinden bu kadar para kazanan var. Bu kadar iş dönüyor. Ha, çalındığında da hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani varsa mail atmak gibi bir şey bu. Onun için tekrar söylüyorum. Lütfen bir temsilcilik açsınlar. Bu sosyal medya şirketleri, Twitter'lar. Twitter açtı galiba gerçi de. Instagram, Facebook, o bu şu. Çünkü çalındığında büyük tehlike. Selamlar, sevgiler. Tekrar hepinize görüşmek üzere haftaya, bay bay. Podcast dinle.